Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre hacdan dönen akrabalarını karşıladıktan sonra evlerine dönen ailenin bulunduğu araç sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yola devrildi. Meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır, 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar bölgeye gelen 112 helikopter ve kara ambulansıyla Erzurum'a kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerine devam ediliyor. Bursa'da düzenlenen şalvar şenliğinde ateşlenen havai fişek kadınların arasında patladı, 4 kişi yaralandı. Olay İnegöl'ün Kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde düzenlenen şalvar şenliğinde meydana geldi. Etkinlikte atılan havai fişek havalandıktan sonra oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı. Olay sonucu 11 yaşındaki bir çocuk ve 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Isparta'nın Eğirdir Gölü'ne yüzmeye gelenler sahilde bulunan el bombası nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Eğirdir Gölü, Baba Sultan mevki halk plajına yüzmek için gelen bir kişi kıyıda patlayıcı madde olduğunu görerek 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Polisin yaptığı incelemede gölde 7 adet el bombası olduğu tespit edildi. Böylece son bir ay içerisinde gölde bulunan el bombası sayısı 14'e yükseldi. El bombalarının göle kim tarafından getirildiği araştırılıyor. Afyonkarahisar Kent Konseyi Genel Kurulu'na gidiyor. 25 Haziran günü yapılacak toplantıda logoda bulunan Atatürk silüetini kaldıran Başkan Şemsettin Yasa'nın değişeceği öğrenildi. Genel Kurul toplantısında Kent Konseyi Başkanı'nın Engelliler Meclisi Başkanı'nın yeniden seçileceği konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Kent Konseyi Başkanlığı'na Atatürkçü vatandaşlar tarafından sevilen ve kabul görmüş bir iş insanının getirileceği öğrenildi. Kilis'te seyir halinde olan düğün konvoyunda silahla rastgele ateş edildiği iddiası üzerine polis harekete geçti. Polis konvoyda ruhsatsız silah ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre çevre yolu üzerinden seyir halinde olan bir düğün konvoyundan havaya rastgele ateş edildi. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri düğün konvoyunu durdurdu. Ekipler gerçekleştirdikleri aramada ruhsatsız silah ele geçirdi. Adana'nın Kozan ilçesinde nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaşması Afrika kökenli ziyaretçileri bile bunalttı. Yurt ve dünya genelinde hava sıcaklığı her geçen gün artıyor. Bu artıştan en çok etkilenen illerden biri de Adana. Adana'da hava sıcaklığı Afrika'dan Türkiye'ye okumak için gelen öğrencileri bile bunalttı. Burkina Faso'dan Adana'ya gelen bir öğrenci Afrika'da bile bu kadar sıcağın olmadığını söyledi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yola inen bozayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kemaliye ilçesine bağlı karanlık kanyon yolu üzerinde gece seyahat eden vatandaşlar yolda bozayıyla karşılaştı. Gözlerine inanamayan vatandaşlar hemen cep telefonuna sarılarak o anları kaydetti. Aracın önünde bir süre koşan bozayı daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat halindeki boş havuzlara tilki düştü. Mahsur kalan tilkiler doğa severler tarafından kurtarılarak doğaya salındı. Aydın'da villa inşaatında henüz yapımı tamamlanmayan havuzlara tilki düştüğü ihbarı geldi. Harekete geçen doğa severler ilk tilkiyi havuzdan çıkardı. Ancak boyunun yetmediği havuzdan çıkmaya çalışırken bitkin düşen tilki hayatını kaybetti. Aynı bölgede farklı günde bir tilki daha havuz inşaatına düştü. Ekipler file ile çıkardıkları tilkiyi besledikten sonra doğaya saldı. Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize buluştuğu noktaya bir köpek düştü. Kayanın üstünde tek başına kalan köpeğin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler ihbar üzerine botla bölgeye geldi. Kayalıkların altında çaresizce yüzmeye çalışan köpeği kucaklayarak bota bindirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları, Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. Afyonkarahisar'da köy enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguc'un anısına 21. yüzyılda köy okulları fotoğraf sergisi açıldı. CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen serginin açılış konuşmasını Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku yaptı. Sergiye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ise serginin öneminden bahsetti. Daha sonra davetliler fotoğraf sergiyi dolaşarak açılış son buldu.
mutlu akşamlar efendim. 24 Haziran günlerden pazartesi. Kanal 3 ekranlarında ana haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Bayram tatilinin ardından Ankara haftaya hızlı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk mesaisi Cumhuriyet Halk Partisi ile oldu. Görüşmede iki siyasi figür ve aynı zamanda sınıf arkadaşı olan iki isim bir araya geldi. Yeni haftanın ilk günü yapılan bu görüşme saat 10'da başladı ve tam 4 saat 15 dakika sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gündemi asgari ücrete zam, emekli maaşının arttırılması, vergi reformu ve TÜİK verileri başlıkları vardı. Peki görüşmeden ne çıktı derseniz de aslında hepimizin bildiği, belki de çoğumuzun yaşadığı ekonomik zorluklar dile getirildi. 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük. 4 saat 15 dakika boyunca görüştüler ancak vatandaşın beklentisine yönelik bir sonuca varamadılar. Görüşmede 4 ana talep ilettik. Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak tarım kanununun öngördüğü şekilde %1 oranında çiftçilere ödenmesi ve dördüncü olarak da ekonomide önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz vergide adaletsizliğin giderilmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gölge bakanları olarak adlandırılan Genel Başkan Yardımcılarından Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından detayları tek tek anlattı. Ele alınan öncelikli başlıklar arasında asgari ücrete ara zam ve emekli aylıklarında beklenen artış vardı. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir dönemde asgari ücrete yılın ikinci yarısına zam yapılmamasını şiddetle reddediyoruz. Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu Sayın Bakan'a ifade ettik. Benzer şekilde emekli aylıklarda bir artış yapılmasının da zorunlu olduğunu ifade ettik. Yasadan gelen, özellikle Bağkur ve SSK emeklileri için yasadan gelen enflasyon kadar artışı yapmak zorunda olsalar da biz bunun yeterli olmadığını, bunun üzerinde bir artışın yapılmasını refah payı olarak adlandırabileceğimiz işte örneğin ilk çeyrekte ortaya çıkan büyüme rakamı kadar bir ilave artışının yapılması gerektiğini söyledik. Adaletsiz vergi sistemine yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması önerisi de toplantıda Bakan Şimşek'e bir kez daha iletildi. Vergide adaletin sağlanması, vatandaşların ya da insanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesi konusundaki görüşlerimizi de paylaştık. Bugün Türkiye'deki vergi sisteminin adaletli olmadığını, düşük gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu ifade ettik. Sayın Bakan'a düzenleme yapılması gerektiği konusunda bazı önerilerde bulundu. Dilimlerin hesaplanmasında asgari ücretin dikkate alınıyor olmasının vatandaşın bir üst gelir dilimine çıkma süresini kısalttığını, dolayısıyla Ocak ayında aldığı maaş ile Aralık ayında aldığı maaş arasında ciddi bir fark olduğunu ifade ettim. Ayrıca görüşmede CHP tarafından tarımın teşviki için çiftçiye destek verilmesi, TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkması için de verileri inceleyecek bağımsız bir danışma kurulu ya da hakem kurulunun oluşturulması konusunda teklifte bulunuldu. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Ayşe Ateş vardı. Bugün 3. görüşmesini gerçekleştirdi. CHP lideri Özgür Özel'le görüştü saat 13 sıralarında ve yaklaşık yarım saat sürdü bu görüşme. Bu görüşme neden önemli? Çünkü Sinan Ateş davası, suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş davası 1 Temmuz'da görülecek. 1 Temmuz öncesi CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti Ayşe Ateş. Sonrasında da bir açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Bir yandan da AK Parti'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı bugün. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ana gündem başlığı Karatepe ve Şimşek'in görüşmesiydi. Ömer Çelik açıklamalarda bulundu ve dedi ki Karatepe'nin söylediklerini zaten hükümetimiz biliyordu. Bizim ekonomi sistemimiz tıkır tıkır işliyor dedi. Burada gündeme getirilen konular aslında ben netice itibariyle size açıkça söyleyeyim. Bunlar hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Ama burada şöyle bir şey oluyor tabii. Bir şey gündeme getiriliyor muhalefet tarafından.
zaten gündemde olup da yapılırsa biz gündeme getirdik de yapıldı deniliyor. Eğer onlar gündeme getirmemiş de, getirmiş de yapılmamışsa işte biz söyledik yapılmadı deniyor. Halbuki bugünkü görüşmede de değerli bakanımız Mehmet Şimşek Bey bütün bu işte basına kulis olarak verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı, hangi adımları attığımızı, hangi sonuçları ürettiğimizi hem Türkiye'nin kendi geçmişteki uygulamalarıyla mukayeseli bir biçimde hem de dünya örnekleriyle mukayeseli bir biçimde paylaşmış oldu. Onlar bir açıklama yapmışlar. Biz işte öneri getirdik ama çok kabul görmedi diye. Herkes öneri getirebilir, herkes önerisini sunabilir. Sonuçta gündemine hakim bir hükümet var. Ekonomi yönetimimiz de ne yaptığını biliyor, ne yaptığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. Akaryakıta ÖTV zamlı öncesi bir zam daha yapıldı. Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam geliyor. Akaryakıta zam geleceği duyulduğunda petrol istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşuyor biliyorsunuz ve yine tablo değişmedi. Sürücüler tepkili. Kimi bu zamma alıştı, kimi de artık kontak kapatmayı düşünüyor. Akaryakıta zam gelmesi demek meyve sebze fiyatlarından tutun da ulaşım, market, kılık kıyafete kadar her şeye zam geleceği anlamına geliyor. Ne yazık ki. Biraz dolarda kımıldama var ya hemen fırsat mı fırsat tabii. Her zamanki gibi alıştık abi. Vallahi alıştık bu akaryakıt zamına. Yani devamlı zam geliyor. Yani biz anlayamıyoruz yani buna anlam veremiyoruz. Akaryakıta yine zam geliyor. Onun için mi buradayız? Yani zamın sonu gelmiyor ki yani. Ya bu şartlarda zaten zorlanıyoruz. Herhalde böyle giderse kontak kapatacağız. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken benzin ve motorun fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 21 Haziran Cuma günü geçerli olacağı belirtilen ancak ertelenen zamlar 25 Haziran Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. Buna göre benzine 2 lira, motorine 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak. Benzin fiyatı Ankara'da ise 43 lira 28 kuruş, motorinde 43 lira 36 kuruşa yükselecek. Zamı duyan vatandaşlarsa isyan etmektense alıştık cevabını verdi. Kimi enflasyona vurgu yaptı, kimi bu zamların sürdürülebilir olmadığını savundu. Her zamanki gibi alıştık abi. Sonuçta cebimizdeki ücretlerimiz gitgide eriyor. Kazancımız eriyor. Yani tek akaryakıt olarak düşünmeyelim. Bu akaryakıta gelen zam hepsini etkiliyor. Enflasyon otomatikman zaten en çok etkilenenlerden ulaşım sektörü. Ya akaryakıt bizim en büyük giderimiz o. Onun ucuzlaması veya yerinde dursun yeter. Hadi biz ucuzlamasını falan istemiyoruz yani. Yerinde dursun yeter. Zam gelmesin yeter. Zam gelmesin yerinde dursun yeter. Bizim tek istediğimiz o yani. Akaryakıt zamları hakkında çok şikayetçiyiz. Devamlı zam geliyor. Yani biz anlayamıyoruz yani buna anlam veremiyoruz. Bir de akaryakıt zammı sadece araçla ilgili de değil. Bütün her şeye zam geliyor. Yani yiyeceğimizden tutun, içeceğimizden tutun her şeye zam geliyor. Yani buna bir önlem alınması gerekiyor bence. Devletimizden yardım bekliyoruz yani bununla ilgili bir çözüm bulunması gerekiyor bence. Yani şöyle bütün zengin daha çok zengin oluyor. Artık orta kesim kalmadı. Bizler artık iyice yani iyice geriye düştük. Kimi de suçu vatandaşa attı. Ekmek yiye yiye bu hale geldik dedi. Vallahi alıştık bu akaryakıt zamına. 1 lira indiriyorlar 5 lira koyuyorlar. 1 lira indiriyorlar 5 lira zam yapıyorlar. Biz alıştık artık. Zaten o petrol verenler söylüyor biz zam yapmıyoruz diyor. Hala bizim hükümetimiz eski fiyattan aynı fiyattan alıyor. Sadece hükümet bize zamı geçiriyor. Alıştık artık biz ya. Yapacak hiçbir şey yok. Baştakilerin de suçu yok ki suç bizim. Ekmek akıllılar. Et yemedikleri için protein yok beyinlerinde. Protein yok. Düşünemiyorlar. Ekmek yiye 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 bu hale geldik. Adamlarda suç yok abi. Bazı sürücülerin aklına ise alışılmışın dışında bir çözüm önerisi geldi. Akaryakıt fiyatlarını 80 liraya sabitlemek. Vallahi Türk milleti olarak artık alıştık. Aslında reisin yerinde olacağım ben. Kaç lira? 40 lira mı? 80 lira. Arabaya binen binmeyen belli olsun. Tamam mı? Bu işler böyle. Kuzu gibi bir milletiz. Yani 80 lira da olsa bir şey değişmeyecek. Hiçbir şey, kimse bir şey demez. Kimse bir şey demez, diyemez. Akaryakıta zam gelmiş, bilmem neye gelmiş. Valla çok alıştırdı. Çok alıştırdı. Gelmediği zaman şaşırıyoruz. Allah Allah diyoruz ya. Böyle şey mi olur diyoruz. Ama alıştık. Akaryakıta yine zam geliyor. Onun için mi buradayız?
Yani zamın sonu gelmiyor ki yani. Bir aldınız, bir depo en fazla 10 gün gidiyor. 10 gün sonra tekrar zam gelecek. Yani aslında hükümet bunu düz hesap 50 lira düz sabitlese biz de kurtuluruz yani. Şöyle zam gelecek diye petrol istasyonlarda kuyruklar oluşmaz. Benzin istasyonuna yakıt almak için gelen sürücüler de zamdan şikayetçi oldu. Ya bu şartlarda zaten zorlanıyoruz. Herhalde böyle giderse kontak kapatacağız. Bununla bizim kalmaz artık. Görüyorsunuz kredi kartı da kullanamıyoruz. O da dolu. Evet. O da patladı. O da patladı. Şu anda nakit alıyoruz 1000 liralık. Bu da ne kadar götürürse. Böyle giderse onlar da kaybedecek, biz de kaybedeceğiz. Artık herkes şapkasını önüne alacak, düşünmeyecek. İş oraya geldi. Yani baştakilere demeye bir şey kalmadı artık. Biraz dolarda kımıldama var ya, hemen fırsat bu fırsat tabii yani. Dolar mesela bu kadar inse indirim yapmazlar. Ama dolar birazcık çıkıverince hemen giydiriyorlar yani. Vallahi işte akşam zam gelecek diye depoyu doldurduk. Kaç lira almış? 600 liralık boşluk varmış. Kızın mı var, derdin var. Kızını dövmeyen dizini döver. Ne kadar aşinayız bu cümlelere, değil mi? Aslında Türkçemizde cinsiyet eşitsizliğini alenen ortaya çıkaran birçok cümle var. Deyim ve atasözü var. Peki nasıl başa çıkılabilir bunlarla? Neler yapılmalı? Muhabir arkadaşımız Eda Erdağ sordu. Detaylarına bakalım. Gündelik hayatta çoğu zaman farkında bile olmadan birçok cinsiyetçi ve şiddet içerikli ifadeler kullanılabiliyor. Deyimler ve atasözlerinde de benimsenmiş cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren kelimeler ve kalıplar yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkçenin cinsiyetçi ifadelerden arındırılması ve eşitlikçi söylemlerin teşvik edilmesi amacıyla harekete geçti. Dilde şiddetsiz bir söylemin teşviki için Türk Dil Kurumu'yla işbirliğine karar verildi. Atasözleri, deyimler ve masalların incelenmesiyle şiddet içerikli dil kullanımı araştırılacak. Konuyla ilgili örnekler derlenecek. Bakanlık yıl sonuna doğru hem çalışmaların sonuçlarını açıklayacak hem de farkındalık kampanyalarına başlayacak. Vatandaşlara cinsiyetçi atasözleri ve deyimler hakkındaki düşüncelerini ve yeni çalışmayla ilgili yorumlarını sorduk. Yanlış bence. Kaldırmaları bence doğru. Kaldırılsın yani. Günlük hayatınızda argo kelime kullanıyor musunuz? Kullanmaz yani. Mıyız? Yani nadiren. Yani. Geçti artık, yapılamaz o. Önce de yapmışlar artık. Peki insanlar kullanmayı bırakır mı sizce bu sayede? Bir adım olur mu? Zannetmiyorum. Alışkanlık haline geldiği için artık bırakmazlar. Cinsiyetçi atasözleri ve deyimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence kullanılmasa güzel olur yani. Hoş durmuyor çünkü. Ya sizce alışılabilir mi yeni argo içermeyen atasözlerine? Hemen olmaz bu ama bunun için bir çalışma başlatılması güzel olmuş. Günlük hayatınızda argo kelime kullanıyor musunuz? Çok. Çok kullanıyorum. Ne gibi durumlarda kullanıyorsunuz? Her durumda yani, alışkanlık. Kızın dövmen dizin döver falan gibi şeyler var. Bilmiyorum, pek bir şey yapabilirler, değiştirebilirler gibi gelmiyor bu eğitim seviyesinde falan. Yoksa doğru değil de, doğru derken yani şey olarak doğru artık, hani deyim olarak değil de biraz daha komik olsun falan diye kullanılan cümleler olduğu için. Sizce yapılabilir mi? Artık yeni atasözleri, deyimler oluşturulabilir mi? Oluşturulur da atasöz olmaz. Yani 200-300 sene sonra atasöz olur belki. Peki bazı deyimler, atasözleri var. İşte kızını dövmeyen dizini döver ya da saçı uzun olanın aklı kısa olur gibi. Sizce bu ifadelerin kullanılması doğru mu atasözlerinde? Vallahi yani ben onların hiçbirisini şu ana kadar uygulamadım. Yani doğru da bulmuyorum sonuçta. Yani kızı niye dövelim ki? Sizce tekrardan yapılabilir mi atasözleri, deyimler? Tekrar yazılabilir mi bu ifadeler olmadan? Atasözü atasözü olarak kalmalı bence. Eskiden üniversite diplomanız varsa işsiz olmanız mümkün değildi. Bir mesleğiniz olur ve tüm kapılar size açılırdı. Şimdilerde bu durum maalesef tersine döndü. Türkiye'de işsizlerin 1/3'ü üniversite mezunu. Daha iyi bir iş için, iyi bir yaşam için üniversite hayali kuran gençlerin umudunu kıran açıklama en tepeden Yükseköğretim Kurulu Başkanı'ndan geldi efendim. Acı ama gerçek şu. Diploma kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir.
Açıklanan son verilere göre Türkiye'de her 100 kişiden sadece 49'unun bir işi var. Bu yıl 3 milyonun üzerinde kişinin girebilmek için ter döktüğü, 1 milyonunun da mezun olduğu üniversitelerin iş kapılarını açmadığı istatistiklere yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre üniversite mezunu aktif işsizlerin sayısı 1 milyon 93 bin kişiye ulaştı. Yani Türkiye'de ilköğretim mezunu işsiz sayısına yakın oranda üniversite mezunu işsiz bulunuyor. İşsizlerin üçte birini üniversite mezunları oluşturuyor. Milyonlarca genç daha iyi bir mesleğe sahip olma umuduyla üniversite kapılarını zorlarken YÖK Başkanı Profesör Erol Özvar'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Diploma evet kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir. Bir başka ifadeyle üniversite eğitimi bir diploma sağlar. Ama doğrudan bir meslek kazandırmaz. Özvar, üniversitede elde edilen akademik ve teorik birikimin gençlerin geleceği açısından önemine değindi. Ancak üniversite hayatını bununla sınırlı görmemek gerektiğini söyledi. Üniversitelerin ders dışı kazanımların elde edildiği, insana yeni ufuklar kazandıran kurumlar olduğunu kaydetti. Hangi üniversitede ve hangi bölümde okursa okusun, gençler kendilerini geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmemelidir. Teoriye dayalı öğrenmelerin yanında kendilerini geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem vermelidir. Gençlerin beklentisi ise ekstra kazanımların yanında üniversite eğitiminin ve diplomasının iş kapılarını açabilecek birer anahtar olması yönünde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perşembe günü politika faizini açıklayacak. Piyasa beklentisi politika faizinin yine %50'lerde sabit tutulması yönünde. Kurban Bayramı tatili sonrasında Türkiye gerçek gündemine dönüyor. Ekonomi yönetimi de enflasyonda tek hane hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeni haftada piyasaların merakla beklediği politika faizi açıklanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında Perşembe günü toplanacak. Toplantının ardından aynı gün saat 14'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında politika faizi %50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Bu ay açıklanacak rakam piyasa aktörleri tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda faiz kararına kısa süre kala beklenti anketleri de belli oldu. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklediği ortalama faizin %50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin %50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Saadet Partisi 30 Haziran'da kongreye gidiyor. Başkan adayları açıklandı. Açıklamasının ardından partisinin milletvekilleri ve önde gelen isimleriyle istişarelerde bulunmuştu. Yüksek İstişare Kurulu da Temel Karamollaoğlu'na genel başkan adaylarını önermişti. Yüksek İstişare Kurulu'nun tavsiyelerini dinleyen Karamollaoğlu'ndan bugün beklenen açıklama geldi. Genel Merkez'in başkan adayı Kayseri Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan oldu. Öte yandan Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın da Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongresinde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından çalışmalarına başladı. Salı günü toplanacak genel kurulunda gündemi yoğun. Temmuz sonuna kadar çalışması planlanan genel kurulda gündemdeki kanun teklifleri ele alınacak. Görüşmelerin meclis tatile girmeden önce tamamlanması bekleniyor. Vergi paketi, 9. yargı paketi, kripto varlıklarla ilgili düzenleme. 9 günlük bayram tatili sona ermesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine devam edecek. Salı günü çalışmalarına başlayacak genel kurulun Temmuz sonuna kadar görüşmelere devam etmesi planlanıyor. Genel kurulda ilk olarak kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor. Teklifle kripto para piyasasında şeffaflığı arttırmak ve yatırımcıyı korumak amaçlanıyor. Kurallara uymayan platformlara teklifle ağır yaptırımlar getirilmesi de gündemde.
Meclis tatili öncesi görüşülmesi beklenen bir diğer başlıkta ulaştırma alanında yeni düzenlemeler öngören teklif. Teklife göre havalimanı girişlerinde artık tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlardaysa elle arama yapılabilecek. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacak. AK Parti önümüzdeki günlerde hazırladığı vergi paketini de meclise sunmaya hazırlanıyor. Düzenlemeyle asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamasına geçilmesi öngörülüyor. Ayrıca teklifte bazı KDV istisnalarının kaldırılması, engellilerin araç alımındaki ÖTV indirimi uygulamasının yeniden düzenlenmesi, yurt dışı çıkış harcının artırılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bazı vergi cezalarının artırılması gibi düzenlemeler de öngörülüyor. Meclis tatile girmeden önce 9. yargı paketi de kanunlaştırılacak. Teklifin kabul edilmesi halinde denetim serbestliğinden faydalanabilmek için en az 30 gün cezaevinde kalma şartı gelecek. Mevcut durumda 2 yıl ve altında ceza alan kişiler cezaevine girmiyor. Ayrıca hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılacak ve ön ödeme kapsamına alınacak. Para cezası artık devlete ödenecek. Boşanma davasının reddi halinde 3 yıl bekleme kuralı ise 1 yıla inecek. AK Parti'de de reform hazırlığı hız kazandı efendim. Reformların hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Öncelik emekliler, işçiler ve öğrenciler olacak. AK Parti reform hazırlığında. Partinin reformları hızlandırmak amacıyla yaz döneminde de çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor. Yerel seçimde oy kaybının ardından vatandaşın sıkıntılarının çözümü için akademik düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleri ve vatandaşla istişareli çalışılacak. Bu kapsamda bakanlar, milletvekilleri, parti il teşkilatları, genel merkez yönetiminin saha raporları analiz edilecek. Analizler sonucunda vatandaşın talepleri tek tek listelenecek. Reformlarda öncelik alım gücü düşen vatandaşın talepleri arasında ilk sırada bulunan ve seçim başarısızlığında ilk neden olarak gösterilen ekonomiye verilecek. Ekonomik anlamda vatandaşın elini rahatlatacak yeni düzenlemeler üzerinde yoğunlaşılacak. Emekli, işçi, memur, öğrenci, ev hanımı ve toplumda dezavantajlı olarak bilinen gruplara yönelik reform çalışmalarına da ağırlık verilecek. Hukuka güveni ve adaleti artıracak reformlara yönelik çalışmalarında yapılacağı ifade ediliyor. AK Parti'de reformların kalıcılığı içinse yeni sivil bir anayasa ihtiyaç olarak görülüyor. Yeni anayasa için toplumun tüm kesimlerinden görüş alınacağı, muhalefet partilerle istişare sürecinin devam edeceği, yapısal reformların da bu sayede oluşturulacağı belirtiliyor. Meclisin çalışmaya başlamasıyla birlikte yeni anayasa görüşmeleri de hız kazandı tekrar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partide mecliste siyasi parti liderleriyle görüşmüştü. Ardından grubu olmayan partilerle bir görüşme yapmıştı ve sıra sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerine geldi. Bizim temennimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük bir çoğunlukla siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasanın anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da mecliste kabul edilmesidir. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Gelecek Partisi grubu. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında önce mecliste grubu bulunan siyasi partilerle görüştü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Ardından mecliste grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Demokratik Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi yöneticileriyle bir araya geldi. Kurban Bayramı tatilinin ardından mesaisine yeniden başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa çalışmaları devam edecek. Kurtulmuş, Deva Partisi ve Demokrat Parti ile yapacağı görüşmelerle meclisteki anayasa turunu tamamlamaya hazırlanıyor. Meclisteki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileriyle de bir araya gelecek. Yeni ve sivil anayasaya ilişkin bu kez onların görüşlerini alacak. Siyasi partilerin ise bu süreçte anayasa konusunda tekliflerini olgunlaştırması bekleniyor. Böylece 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında anayasanın içeriğine dair görüşmelere geçilmesi hedefleniyor. Diş sıkma ya da gıcırdatma hastalığı genç yaşlı fark etmeksizin günümüzde sıklıkla görülüyor artık. Stres, uyku bozuklukları ve genetik faktörler de kronik diş sıkma rahatsızlığına sebebiyet verebiliyor.
Muhabir arkadaşımız Eda Erdağ ve kameraman arkadaşımız Bülent Akboğa, ortodonti uzmanından bu rahatsızlığın sebeplerini, etkilerini ve çözüm önerilerini dinledi. Gün içerisinde ve gece uyurken diş sıkmak günümüzde sıklıkla görülen bir hastalık haline geldi. Özellikle genç yetişkinler arasında görülen bu hastalık hayat standardını da etkiliyor. Diş sıkmak hemen her bireyde çocuklukta görülse de ileri yaşlarda olması büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Ortodonti uzmanı Doktor Emre Çakır, ergenlik sonrası görülen diş sıkma durumlarının genetik faktörlere, kassal gelişimlere ve psikolojik sebeplere bağlı olduğunu anlattı. Mesela üniversite sınavına girecek bir bireyseniz, süreli olarak önünüzde bir hedef var ve bu hedefe yaklaştıkça stresiniz artıyor. Buna bağlı olarak da diş sıkma ve diş gıcırdatma sorunlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Nüfusun 5'te 3'lük veya 4'lük kısmı diş sıkma rahatsızlığıyla karşı karşıya. Farkında olmadan gelişen bu hastalık zamanla kalıcı hale geliyor. Böyle olunca da patolojik hasta sayısı da artıyor. Burada gündüz diş sıkma neden olur? Çünkü birey, örnek veriyorum, bankacıdır. Çok stresli bir işi vardır. Gün içerisinde zaten o stresle baş edemediği için farkında olmadan diş sıkma refleksi geliştirmiştir. Bu rahatsızlık en çok genç yetişkinler arasında görülüyor. Yaş ilerledikçe ise hastalık kalıcı hale geliyor. Daha çok aslında şu an mesleğinin yeni başlayacağı ya da eğitiminin son aşamasında olan grup, belki 20 ile 35 yaş grubu diyebiliriz. Ciddi bir diş sıkma ile ilgili sorun yaşayan bireylerin olduğunu söyleyebiliriz. Diş sıkmak ağız sağlığını kötü etkilerken birçok soruna da neden oluyor. Üst dişlerle alt dişlerin birbiriyle olan temasıyla beraber bir kere dişlerde aşınma meydana geliyor. Diş eti ile ilgili problemler ve buna benzer hastalıklar meydana gelebiliyor. Yine aşırı kuvvet uygulamasına bağlı olarak mine çatlakları oluşabiliyor. Dişlerde kırıklar meydana gelebiliyor. Çok ciddi eklem problemlerine yol açabilir. Hastalığın ilerlediği ve uzun süredir devam ettiği durumlarda eklemlerin sağlığı tam olarak düzeltilemiyor. Diş sıktığını veya gıcırdattığını hisseden hastaların erken teşhis için diş doktoruna başvurması tavsiye ediliyor. Şimdi bir köy düşünün. Suyu olmadığı için çıkan yangına müdahale edemiyorlar ve bir ev tamamen yanıp kül oluyor. Afyonkarahisar'a gideceğiz. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyünde. Evlerde su olmadığı için çıkan yangına müdahale edilemedi ve alevler bir evi tamamen yuttu. Siz bilirsiniz yavrularım benim bir kurtarın. Yıl 2024. Bir köyde evlerde su olmadığı için bir ev tamamen yandı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyünde çıkan yangın bir evi kullanılmaz hale getirdi. Yangın İhsaniye'nin Kıyır köyünde meydana geldi. Yaşar ailesinin evinde çıkan yangın su olmadığı için müdahale edilemedi. Ahşap ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Biz çay içiyorduk bu çocuğumun evinin önünde. Nereden çıktığını bilemedik. Elektrik kontağı. Yandık, seyittik geldik ama kurtaramadık. Neden söndüremediniz? Neden müdahale edilemediniz? Susuzluktan. Su yok kuzum. Telefonların da sadece bazı noktalarda çektiği köyde yangın 112'ye bildirildi. Kayahan ve Yaylabağı beldesi itfaiye ekipleri köye gelerek yangına müdahale etti. Yangın yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangında tamamen yanmayan tek şey evin dış tarafında asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı oldu. Evde çıkan yangının söndürülememesinin nedeni köyde su olmaması. Su neden yok? Su pompasını çalıştıran elektrik borcundan dolayı kesilmiş. O yüzden köye su basılamıyor. Bu da evlerde su sıkıntısını beraberinde getirdi. Bu çıkan yangında da evlerde su olmamasından dolayı yangına müdahale edilemedi ve itfaiye gelene kadar da ev yandı. Ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri yetkililerden yardım bekliyor. Yandı evim, cayır cayır yandı evlerimiz. Çoluğumuzun çocuğumuzun hiçbir şeysi kalmadı. Yandım benim evim susuzlukta. Köylü yaşanan yangının köylerde su olmadığı için müdahale edilemediğinden dolayı büyük çaplı yaşandığını ileri sürdü. Aslında su var, kaynarca da su var ama elektrikle ilgili problem olduğu için bu faturaların yatırılmaması sebebi yüzünden su verilemiyor köye. Su verilmediği için de işte olan bu. Teyzemin evi yandı. Başka birinin de evi yanabilir. Ateş düştüğü yeri yakar. Şu an benim evim yandı. Ben bu, kim yardım edecek? Bunun için de büyüklerimize sesleniyoruz. Burcu Başkanımıza sesleniyoruz. Bu şekilde yapmazdı. Valimize sesleniyoruz. Sayın Valimiz ne gerekiyorsa yapmasını istiyoruz.
Muhtar Lütfi Yaşar, köyün eski borçları ve usulsüz kullanımdan dolayı elektrik borcunun olduğunu, elektrik şirketlerinin elektrikleri kestiği için köye su basılamadığını söyledi. Çevre köylerin hepsine yetecek suyumuz var ama bir gram su bulamıyor benim halkım. Evet. Borcu yüzünden. Geçmişten 9 bin lira borcu var, elektrik parasını ödeyemiyoruz. Ödeyemediğimiz için su basamıyoruz. Biz su paramızı ödedik diyor işte halk burada. İşte ellerine makbuzları ama su parası elektrik ödenmediği için milletim susuz. Benim elimden bir şey gelmiyor. Gittim kaymakamlığa da gittim, özel idareye de gittim. Gitmediğim yer kalmadı. Çözemedik. Teke yalvardık cezaları silin. Onu da silmediler. Köylü ise yaşanan olaydan dolayı kızgın. Köye farklı şehirlerden tatil için gelenler köyde duş dahi alamadıklarını söylüyor. Ben İzmir'den geliyorum ama utanıyorum yani şu şeyi. Yani gelesim bile yok. Affedersin. Ben bir hafta 10 gündür burada duş alamadım arkadaş. Bak duş alamadım. Köy ise tam manasıyla su içinde yüzüyor. Kaynak suyunun olduğu bölgede 4 çeşmeden akan su 24 saat boyunca dışarı akıyor. Sen bilirsin bir sürü özsüz çocuğum başım değdi. Hiç göremedim nereden olduğunu bilemedim. Yaktılar Allah'ım. Yandık kuzum siz bilirsiniz Cumhurbaşkanım. Sen bilirsin öperim tırnaklarını senin. Atam benim. Atam kurtar beni inşallah. Köyün su pompasının elektrik ihtiyacını karşılamak için kuyunun olduğu yere il özel idaresi tarafından güneş enerji sistemi kurulmuş. Ancak o da akülerinin olmadığı için kullanılamaz halde. Buzdolabım vardı, çamaşır makinem vardı, her şeyimdi. Hadi biraz dünya gündemine bakalım. Güney Kore'de bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde lityum pil fabrikasında saat 4.30'da yangın çıktı. Haseon şehrinde bulunan Arisel adlı lityum pil üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale edildi. Yerel itfaiye yetkilisi yangının yaklaşık 35 bin adet pilin bulunduğu depoda bir dizi pil hücresinin patlamasıyla başladığını kaydetti. Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, ölen işçilerin ise kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi. İkisi ağır yaralı, 4 kişinin de hastaneye sevk edildi. Bildirildi. Fabrikada mahsur kalan diğer işçiler için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yangının söndürülmesi ve mahsur kalan işçilerin kurtarılması için acil durum talimatı verdi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda 15'i polis olmak üzere 19 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganlardan 6'sı etkisiz hale getirildi. Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi saldırılarda 15 polisle biri papaz, 4 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirirken saldırıların arkasında kimin olduğunu ve olayı organize edenlerin neyi hedeflediklerini bilmediğini söyledi. Savaş evimize geldi diye konuştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırganların yakalanması için açılan terör soruşturması kapsamında 6 saldırgan etkisiz hale getirildi. Öte yandan Rusya'nın Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki 41 bölgeden biri olan Sergokalinski Belediye Başkanı Magomed Omarov'un çocuklarının da saldırganlar arasında olduğu öne sürüldü. Omarov'un yaşanan olayın ardından sorguya alındığı öğrenilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucuları arasında yer aldığı Birleşik Rusya Partisi'nden de yazılı açıklama yapıldı. Birleşik Rusya Partisi Siyasi Konsey Başkanlığı Omarov'u partiden ihraç etti. Karar partinin tüzüğüne göre partiyi karalayıcı eylemler nedeniyle alındı. Denildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Romanya, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne genişletme projesine başladığını duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Romanya'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Romanya, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan hava üssünü genişletme projesine başladığı bilgisini verdi. Ülke basınına göre Romanya askeri üssün genişletme ve modernizasyon projesi için yaklaşık 2,7 milyar dolar bütçe ayırdı. Üssün komutanı Albay Nikola Kuretu genişletme kararında Rusya'nın 2008'de Gürcistan topraklarını ve 2014'te Kırım'ı ihlak etmesinin etkili olduğunu ifade etti. Proje kapsamında yeni pist, muhafız kulesi ile mevcut ve gelecekteki askeri teçhizatları depolamak için ek hangarlar inşa edilecek. Üssün genişletilmesiyle NATO'nun Avrupa'daki en büyük hava üslerinden biri olacağı tahmin ediliyor. Askeri üssün Karadeniz'e doğrudan erişimi bulunurken Rusya topraklarına yakınlığı da dikkati çekiyor. Klasik otomobil sevenler bu sefer Afyonkarahisar'da buluştu. 500 klasik otomobil sergilendi. Otomobiller geçmişe yolculuk yaptırdı. Klasik otomobiller görücüye çıktı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde geçmişe yolculuk yaşandı. Dinar Belediyesi ile Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü ve Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü işbirliği ile etkinlik yapıldı. Farklı festivalimizin, ilgi çekici festivalimizin, etkinliğimizin Dinar'ımıza, misafirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Festivale Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Başkanı Murat Karakaya ve davetliler katıldı. Etkinliğin açılış kurdelesi kesildi. Dünyada ilk müzik yarışmasının yapıldığı, Ege'yi Akdeniz'e bağlayan, yine Büyük Menderes Nehri'nin doğduğu bu topraklardan, Türkiye'nin her yerinden bugün aramızda bulunan klasik Mercedes sevenler, şehrimize hoş geldinizler, saygılar sunarım. Etkinlikte Mars Yaz Halk Oyunları Kulübü de gösteri sundu. Biz bu klasik araçlara gönül verdiğimiz için kilometre fark etmez, nereden çağırırlarsa biz bu katılımlara katılıyoruz. Yine bir solukta haftanın ilk gününün bültenini tamamlamış olduk sevgili izleyenler. Her bülten olduğu gibi bu bültende de sizi güzel görüntülerle baş başa bırakarak veda ediyoruz. Arkamda gördüğünüz bir deniz değil, bir bulut aslında. Karadeniz'e, Trabzon'un Düzköy ilçesinde bir yaylaya gidiyoruz bu akşam. Burası 2100 rakımlı ve her mevsim ayrı güzel Beypınarı Yaylası. Beypınarı Yaylası aynı zamanda bulut denizini de andıran sisiyle fotoğrafçıların da vazgeçilmezleri arasında. Yemyeşil doğası ve çiçekleriyle ayrı bir renk cümbüşünün yaşandığı Beypınarı Yaylası görüntüleri ve Karadeniz'in serin havasıyla sizleri baş başa bırakıyor. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Kanal Üç ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk spor bülteniyle karşınızdayım. Ben Reyhan Sözdinler. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile başlıyoruz. Bültenimizde F grubu ikinci maçında Portekiz'de 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A milli takım gruptan ikinci çıkmayı hedefliyor. A millilere Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak.
F grubunda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise birer puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye, Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak. A milli takım Çekya'dan 1 puan alması halinde ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D grubunu lider bitiren takımla eşleşecek. Milli takım grubu ikinci sırada tamamlarsa son 16 tur karşılaşmasını D grubunun lider bitireceği ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak. Ay Yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması halinde Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor. Milli takım Çekya'da kaybedip Gürcistan'da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak. Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi 4 üçüncüler arasına girmesi halinde ise B grubunun ya da C grubunun lideriyle eşleşecek. B grubunda 2 maçı da kazanan İspanya grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Türkiye ile İspanya 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek. C grubunda son maçlar öncesinde 4 puana sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor. Türkiye en iyi 4-3. Arasına girip C grubunun lideriyle eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak. A milli takım son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan'da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek. Türkiye diğer gruplarda son maçlar tamamlandıktan sonra Çekya ile karşılaşacağı için son durumu görerek sahaya çıkacak. Ve Türkiye A milli futbol takımı Çekya maçının hazırlıklarına başlarken antrenman öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşananlar dikkat çekti. A milli futbol takımının dün gerçekleştirdiği antrenmanda Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında yaşanan diyalog sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Antrenmanda dar alanda pas çalışması ve top kapma mücadelesi başlamak üzereyken Arda'nın elindeki yelek alınıp bireysel çalışmaya geçmesi söylendi. Arda takımdan ayrılıp hafif tempolu koşular yaptı. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu da bir açıklama yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada A milli takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video sosyal medya mecraları üzerinden doluşuma sokulmuştur denildi. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır denilen açıklamada, ilgili videoda görülen çalışma Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk milli takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemli hatırlatırız ifadeleri kullanıldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu 3. maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak A milli takım hazırlıklarına başladı. Barsenhausen'daki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Portekiz karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular sahaya çıktı. Tedavisi süren İrfan Can Kahveci idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İrfan daha sonra bireysel olarak çalışmayı sürdürdü. Hafif sakatlığı bulunan Arda Güler ise takımdan ayrı çalıştı.
Dizindeki ağrı nedeniyle Portekiz karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Mert Günok, tedavisi sürdüğü için antrenmanda yer alamadı. İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, koşu, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi. Sırbistan'da devam eden su sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli 1500 metre serbestte altın madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Belgrad'daki Milan Gale Muscatirovic spor salonunda düzenlenen şampiyonada Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stil finalinde yer aldı. Finali 14.55.64'lük derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Yarışta Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Mikhailo Romanuk ikincilik, Macar Zalan Sarkani de üçüncülük elde etti. Altıyı elde ederken gerçekten çok çalıştım, çok zorluklar geçirdim. Ve bu haberimizle birlikte bugünkü spor bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam yeniden görüşünceye kadar sporla kalın, hoşça kalın.